Evet, haftanın ilk yarışmacısı Emine'ydi. Arkadaşlarım söylediler, bir kez de ben hatırlatayım. Menüsü ve masası tamamdı. Bir tek üzerini değiştirmemişti. Ama ondan dolayı eksik menüye girmiyor. Dolayısıyla 3 ile 10 arasında bir puan vereceksiniz her şey tam olduğu için. Buyurun yazabilirsiniz. Ben de size menüyü bir yandan hatırlatayım sizler yazarken. Buyursunlar. Kimse kimseye bakmasın lütfen yazarken. Emine bize ilk olarak açılışta nohutlu, semizotlu bir çorba ikram etti. Ardından su böreği, yelken, minik yelkenler ve mercimek ezmesi vardı. Sonrasında yelpaze kebabı, arpa şehriyeli pilav, çoban salata. En sonunda da tatlı olarak irmikli bir dolgulu bir tatlı yaptı. Siz de puanlarınızı yazdınız. Her gün şunu da soracağım. İlk kez şu an söyleyeyim size. Puanınızı değiştirebilirsiniz kimse açmadığı için. Değiştirmek isteyen var mı? Bu hakkını kullanmak isteyen var mı şu an? Menüyü de saydım tekrar. Baştan sona. Aa, hatırladım da şunu beğenmiştim. Aa, doğru, onu beğenmemiştim falan. Yok mu? Herkes emin mi? Peki, o zaman Emine'ye döneyim. En düşük kaç almalısın sence sevgili Emine? Valla bence en düşük 7 almalıyım. En düşük 7 almalıyım, evet, diyorsun. Çünkü menüm tamamdı. Peki. Yemeklerimde çok böyle üst düzey bir kusur yoktu. Ufak tefek şeyler vardı. Onlar zaten herkesin masasında olabilecek şeylerdi. Evet. Hani en az 7 düşünüyorum. En az 7 düşünüyorum. 7 vermeleri gerekir diye düşünüyorum. Bakalım vermişler mi? İlk olarak Baran'ın puanını göreceğiz. Haftanın ilk puanı oluyor. Evet Baran, aç tam karşıya doğru, bir de yüksek sesle söyle. 6. 6. Ben Emine Hanım'a 6 puan verdim. Çünkü Emine Hanım'ın çorbası bana hitap eden bir çorba değildi kesinlikle. Dediğim gibi sıcaktı. Yani sıcaktı derken biraz sıvı ve çok suluydu. Tam böyle bir aromatik, kıvamlı bir çorba isterdim açıkçası yemek. Ve içinde dediğim gibi semizotlarınız azdı. Çorba sıvı ve sulu dediğinde yanlış bir yorum oluyor. Şöyle diyeceksin. Kıvamsız. Duru bir çorbaydı. Çok duru bir çorbaydı, evet. Evet, kesinlikle. Tam çorba onu söylemek istedim. Çorba sıvı olur ya, sulu, evet, olur. Ve hani ama bildiğimiz hani sıcak su gibi bir tat geliyordu, inanınız. Neye puan verdin? Daha kısa yol olur. Neye puan verdim? Ana yemeğine puan verdim. Pilavı, evet, benim için tuzu gayet güzeldi. Başka neye yağlıydı. Patlıcanına çok güzel pişmişti. Başka ona hangi verdim. Yemeğe verdin? Tatlısına puan verdim. Tatlısına, ana yemeğine ana ve? Ana yemeğine ve... Ara, su böreğine falan. Su böreğine kesinlikle puan veriyorum bu arada. Kesinlikle. O çok lezzetli. Hepsi 3 puan mı etti bütün bu saydıklarının? Evet. Ana yemek, tatlı ve su böreği en önemli 3 parça bu menüdeki bence. 6 mı etti? 6 etti. Birer puan verdin hepsine. Evet. Ha, öyleymiş şimdi. Yapacak bir şey yok. Onlar da sıra gelecek. Evet, göreceğiz bakalım. Bu işler sıra. Puan gösterme sırası da Halil'de. Evet Halil, görelim bakalım kaç vermişsin Emine'ye. Yok artık. Hiç vermeseydiniz, sıfır verseydiniz. O bir puanı da sadece eksiksiz. Neye bir puan vermemişsin? Biz üçten başlatıyoruz sizi. Sen anlamadın herhalde. Üçten başlamak zorundasın. Sen şu an vermemişsin şu an buraya. Ben şöyle söyleyeyim, hani... Siz bence bilmeden yanlış bir programa mı geldiniz? Kapatabilirsin. 3 verdin yani. Eksikleri kabul etmediği halde, bir de hani yorumlarda bile işte gözünüz görmüyor mu falan. Hani ümrükle bizi karşıladı. Hiçbir şekilde... Yani sizi önlükle karşılamam çok büyük bir eksik değil ki. Ne büyük haksız. Yarın bir gün sıra size de gelecek. Hak ettiği puan 3 değildi. Bence de kesinlikle hak ettiği puan değil. 3 ne arkadaşlar? Zaten çok içerisinde. Siz bence gününüzü oynamaya gelmişsiniz. Kesinlikle. Şöyle... Hak, hukuk, adalet denilen bir şey. Hiç puan vermeyeyim. Tat, tuz olmayabilir ama siz hiçbir şeyde kabul etmediniz yani. Kabul etmeyebilirim. Yaptığım yemeğe tabii ki savunacağım. Sana demeyeceğim ki yapamadım. Kabul etmediği için mi 3 verdin? Kabul etmediği için bir de istediğimiz gibi bir şeyi hani tam olarak... Sen ne istedin ki? Sen özel sipariş mi verdin? Kebapçı dükkanının hani, burası, pardon. Yani yaptığınız hangisini ben beğendim mesela? Hiçbir şey beğenmedin. Siz zaten beğenmeme üzere gelmişsiniz tamam, ki. Tamam, hangisi beğenmedin... olmuştu size göre? Bence hepsi olmuştu. Ufak bence tefek aksilikler vardı. Bakın yoktu demiyorum ama ki bu üç kadar ne demek da, biz eksik menüyü vermiyoruz? Ya sizin bu hiç puan vermedin sen şu an. Hakaret, burada resmen bence hakaret. Bence su böreği bir kere 8 katlı bir su böreğiydi. Siz çok büyük bir terbiyesizlik yaptınız. Ya şöyle söyleyeyim, o sizin bileceğiniz. Evet. Yani kesinlikle siz hanımefendinin size evini açması bile 3 puan olamaz emin olun. Ben hayır, bence yanlışlık yaptın kesinlikle, sen. Masadaki kesinlikle. Durumu her şeye göz önünde. Ne çorba, ne mercimek ezmesi, ne su böreği, ne yelkenli, ne yelpaze kebabı, ne arpa şehriye pilavı, ne salata, ne tatlı, ne hibisküs. Ben, hiçbir şey puan etmedi. Ben şimdi şöyle biz sizi 3'ten başlatıyoruz arkadaşım. Sen vermedin bu puanı. Biz sana zaten bunu ver diyoruz. O zaten bonus puan. Sen 1 puan bile vermemişsin.
Halil Bey benim günümde de böyle puan verecekse ben ona yemek vermem. Ya ister verin ister yani. Verin. O sizin bileceğiniz işi ama siz de aynı... Ama haklısın. Aynı... Haklıyım yani. Siz de aynı hareket yaparsınız. Bir şey söylüyorsun ama haklısın. Evet. Siz de aynı hareket yaparsınız. Evime... Yemesin bir versin daha şimdi iyi. Şimdi evime gelmiş, hoş gelmiş, başım ama üstünde misafir. Ama olmaz, üçümüz eksik yemeklere gerçekten hakaret. Şimdi şöyle söyleyeyim. Haksızlık, hakaret değil. Menü, bir de yetiştiremeyen bir menüyü ya, o zaman ne kadar verecek? Ya, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Gülçin Hanım, menüyü yetiştirirsin, yetiştirmezsin söz konusu değil. Şimdi... Burada bir şey söylüyoruz. Ya diyor ki gözünüz görmüyor mu? Allah aşkına. Yok hani... şöyle yani böyle yorumlar yaptığı tamam. zaman ben puan vermem tabii ki. Sen diyelim ki davranışlarından size olan tutumundan hoşnut değilsin. Bir puan kırarsın ondan en fazla. Evet. Bu üç vermek ne? Neyi cezalandırıyorsun? Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim Zuhan Hanım. Benim puan vermeme gerektirecek bir durum yok ortada. Şimdi şöyle söyleyeyim. O zaman niye geldin yarışmaya pardon ben da? Ben yarışmaya geldim. Yani niye geldin? Siz hem karşılamanız normal değildi hem... Hani hatanızı kabul etseniz yine saygı duyacağım. Diyorsanız ki ben pişmemiş diyorum. Özellikle pişmiş diyorsunuz. Yo, hayır bana göre pişmişti. Bakın arkadaşlardan yediler. Yani böyle sen bunlardan dolayı mı üç verdin? Kesinlikle. Ben hani, ben misafirperver bir insanım. Bana İyi yani, de burası bana yemek yarışması. Yemeklere puan yok mu? Şimdi hanımefendi bizi misafir ettiği için konuşmalarına dikkat edecek. Hani gözünüz görmüyor mu? Yok pişmiş. Sizin gününüzde sizi de göreceğiz. Durun bakalım ki, sizin sinirleriniz ne kadar dayanacak. Ben de aynısını yaparsam siz de 3 puan siz verin. Siz bakalım 2,5 saatte neleri yetiştirebileceksiniz. Ya büyük haksızlık ettin. Vicdanen bence sen pişman olacaksın ilerleyen günlerde. Çünkü bu iz burada eksik olan menüsünde 2-3 parça hatta eksik olan yarışmacılığı bile 4-5 veriyor diğer yarışmacılar. Yani bu olacak iş değil. Şimdi Zuhan gerçekten çok büyük hak. Hiç bana anlatma, hiç bana savunma. Söylediğin hiçbir argümanı kabul etmiyorum. Evet, senin hoşuna gitmemiş olabilir kabul etmemesi, karşı çıkması. Ama sana hakaret etmedi, bir ayıp bir şey söylemedi, kişisel bir şey. Bu hakaret değil. Evet, hoş bir durum da değil. Ama dediğim gibi bundan ben bu tutumundan bir puan kırdım dersin. İşte bir puan bilmem tuzlu kaçtı, bir puan çiğ geldi bilmem ne kırarsın kırarsın ama ne yaparsan yap üç etmez. Ya şimdi bir insan... Sen olmuş yemekleri de çöpe attın şu an. Biraz, başka da hiçbir şey yok. Bir insan peki yapamaz. Devam edelim lütfen daha fazla konuşma bence. Tamam. Bakalım Gülçin'den kaç puan gelecek? Evet Gülçin sen de paylaş lütfen verdiğin puanı. Benim Emine Hanım'a puanım 6. 6. Ki senden çok daha fazla eleştirdi, daha az şey beğendi. Ana yemeğinizi... Ya çok şey değil ama yine de beyefendiye bakaraktan yani yine iyi. Adam direkt beni yok saydı. Bütün yemeklerini yok saydı evet. Hiçbir şey yapmamışsın. Keşke deseydi ki ya arkadaşlar benim bu yarışmanın birinciliğine ihtiyacım var deseydi. Zaten el birliğine birinci yapardık arkadaşım. Öyle vallahi, bir şey mi oluyormuş? Kesinlikle öyle yok, bir düşüncem yok. O düşünceyle yani, gelmişsin şimdi sen. Şimdi siz kesinlikle. Karşılamadan tutun, masadan oturmanızdan tutun. Ben her size şeyine, karşılamada bir terbiyesizlik yapmadım, bir ukalalık tamam yapmadım. Önlükle karşıladım. Evet. O değil, yemek yaptığım kıyafetiyle karşıladım. Kesinlikle. Şimdi yetiştirmeyebilirsiniz. Eksik de yapabilirsiniz. Ona bile puan veririm ama arkadaş bir şey soruyor. Gözünüz görmüyor mu? Yok şunu diyoruz. Her şeye bir şey. Sen pek bir alındansın. Pek bir hassassın. Yani arkadaşım işimiz var. Sen yanlış bir şey söyleyeceksin. Neler söylüyorlar? Yani, nedir ki yani? Gözünüz doğru görmüyor. Yani tamam hoş bir şeydi. Söylenmemesi gerekir ama. Ben hiçbirine de tatlı yani alamadım bundan yani. Bundan dolayı da ben hiçbir şeye puan vermedim demek olmaz. Burası peki, insanlara popoflama yarışması değil. Beğenmediğim bir şeye niye puan vereyim ben? Burası yarışma. E tamam niye geldin? Yalanla mı puan vereyim yani? Yani sizin gününüz de gelecek. Aynısını tamam, geri aynısını iade yaparsanız olur Bey, biter. Ben bundan aynısını yaparsam siz de aynısını yapın. Nasıl bir puan vereceksiniz açıkçası onu çok merak size ediyorum. Size de bir korku merak sağladınız. Evet, evet. Gerçekten yarın da bendeyiz. Ben şu an düşünüyorum nasıl olacak diye. O zaman şöyle yapın. Bugünü örnek alın kendinize. Yarın ona göre yarışın. Ya tabii ki. Bana... Tabii ki ben de kesinlikle Emine Hanım'ın yaptıklarını işte üslubunuzu yanlış anlamayın Emine Hanım tasvip etmiyorum. Ben misafirperver bir insanım. Ben karşımdaki insanım. Ben pişmiş değildi. Pişmemiş hani, diyorum diyor ki pişmiş. Yani, üçlük de değildi. Ya senin söylediğini kabul etmiyor diye puan kırma gibi bir saçmalık teklif ama üçlük değildi. Kabul etmek zorunda mı sizin eleştirilerinize? Hiçbirini sen öyle kuru diyorsun öbür taraf yağlı diyor pilava. Ne oldu şimdi siz ikiniz kendi aranızda çatıştınız diye. Ne olacak şimdi kim neye göre haklı haksızlık karar vereceğiz? Yani bakın. Fikirleriniz uyuşmayabilir. Yarışmacıya öyle gelmemiş olabilir. Yani ortak olarak hepimiz dedik ki bunda bir sorun var. Kabul etti. Etti zaten hatalarını. Tamam yine söylüyorum. Yine de gidin bir göz doktoruna görünün bilmem falan söylememesi gerekir. Ayrı. O başka. Ama dediğim gibi bundan
davranışlarından, misafirperverliğinden bir puan, hadi bilemedin iki puan kırdın diyelim. Ama bu bir yemek yarışması, lezzetleri es geçemezsiniz. Sanki hiçbir şey yapmamış gibi böyle puan veremezsiniz. Sonuç veriyorsunuz ama geri dönüşü nasıl olacak göreceğiz. Bakalım son puan Duygu'dan olacak. Evet Duygu, göster ve söyle lütfen puanınızı. Benim puanım Emine Hanım'a 6 Zuhal Hanım. Evet, teşekkürler. Daha misafirperver olsaydı 7 verecektim. Zaten beğendiklerimi de söyledim, evet. Beğenmediklerimi de söyledim. Adaletli olduğumu düşünüyorum. 6 puan. Emine peki. Hanım, elinize sağlık. Elinize sağlık. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Yarın kim yarışıyor? Ben de istiyorum. Hadi bakalım, Duygu'dayız yarın. Evet. Evet, herkese afiyet olsun. Size de iyi akşamlar efendim.